Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz ülkemizden gelen haberlerimiz vardır bir bakalım Bakan Venko Filipçi özellikle bazı kafeteryaların ve restoranların çalışmaları ve geceliğine eğlenceli yapmaları konusunda gereken önerileri bu sefer ise bulaşı hastalıkların önerileri üzerine gerçekleştirilecek olan ve önümüzdeki dönem uygulanacaktır. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanı bazı kararları yeniden beyan etmiş olduğu özellikle restoranlar ve kahvelerin çalışmaları, DJ müzik eğlenceleri veya şarkıcıların katılmaları ve buna benzer olan eğlenceleri mevcut olan yasalara tam uygun olarak tamamen yasaklanacaktır ve bununla ilgili olarak bir takım kararlar getirilmiştir. Demek ki Sağlık Bakanlığı özellikle dünkü rekorlu olan 243 vaka doğasıyla mevcut olan kararlar ancak ve ancak buna bağlı olmakta olduğunu da dile getirilmektedir. Sağlık Bakanı Venko Filipçe bu konuda kararlı. Covid-19 söz konusu ise son günler içerisinde rekora da ulaşmıştık. 243 kişi hasta olarak kayda girmeye başardı. Konuyla ilgili olarak gereken değerlendirmeler bu sefer ise ilgili makamlar tarafından yapılmaktadır. Aleni ve Halk Sağlığı Merkezi'nce göre yapılmış açıklamalarına göre şimdiye kadar toplam 18.602 vaka onlardan 15.264 iyileşmiştir. 753 ölüm sayısı ve buna ilişkin olarak 193.682 Covid-19 testi yapılmıştır. İlgili makamlardan yeniden çağrılar gelmektedir. Mevcut olan hükümet önerilere riayet gösterilmezse bu sayılar artmaya devam edecektir. Covid-19 mücadelesi devam ederken üniversite öğrencileri için destek gelmektedir. Maddi destek ise söz konusu olan okul ücreti ödemede ve buna ilişkin olarak 6000 bin denarlık bir maddi desteğe bağlı olmaktadır. Gereken başvurular öğrenciler ister Eğitim ve Bilim Bakanlığınca ister de site üzerinde yapabilecektir. Bir de mevcut olan bütün bu mevcut durumları ve destekleri bunlardan faydalanmak için zamana göre tam buna ilişkin olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. O şekilde Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından gereken destekler yapılacaktır. Sırada ise bölge haberlerimiz vardır. Devreli öğrencileri boykottan sonra yine online veya çevrim eğitimine devam etmekteler. Yapılmış olan okul yönetimi ile bakanlık görüşmeleri neticesinde tamamen böyle bir kararın uygulanmasına tam karar alınmıştır. Bununla ilgili olarak Debre 28 Kasım Lisesi Ramadan Meri mevcut olan yetkililerle bir araya gelmiştir ve bununla ilgili olarak şimdilik ise talep üzerine öğrencileri için ve öğretmenlerin taleplerine red gelmiştir. Bununla ilgili olarak Eğitim ve Bilim Bakanlığı bir de bulaşıcı hastalıkların ortaklaşa getirmiş oldukları kararlarına riayet gösterilmesi yeniden istendi. Milat Sarovska Eğitim ve Bilim Bakanı olarak özellikle buna ayrıyeten özen gösterilmesini istemiş oldu. Devredeki ilk okullarındaki birinci sınıf kayıtları bitmiştir fakat şimdi de bazı ebeveynler kayıtlarını yaptırabilecektir. Tabii ki buna ilişkin olarak şimdilik ise Debre Peneste İlk Öğretim Okulu Müdürü Ayet Mula Reca'ya göre buradaki başvuru veya birinci sınıf kayıt sayısı geçen seneden farklı değildir. Demek ki devredeki ilk okullarında herhangi bir öğrenci düşüşü ve yükselişi tespit edilmemiştir.

Scudrin Sakinleri özellikle içme suyu konusunda son yapılmış olan çalışmalarına daha kaliteli ve daha sağlıklı bir suya sahip olacaklarına dair olarak haberlerimiz vardır. Demek ki Scudrin su tesisatı özellikle bazı onarımı gördükten sonra mevcut olan bu seviyesinde bulunmuş olan su kalitesi ve mikrobiyoloji temizliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimi ve mali birliği yönetimi bu konuda da Caught our love. Kora Futbol Kulübü bu hafta sonu 2-0'lı bir skorla mutlu bir şekilde Debreşehir stadından ayrılmıştı. Bununla ilgili olarak iki öncüsü Yakimovski ve Rasimi golleri atmış olmasına ilişkin olarak yine de Debre tüm takım olarak yüksek bir performans göstermişti. Şu an Kora Futbol Kulübü 10 puanla ilk sıralarda bulunmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi görüşmek üzere efendim.